Şimdi kahvaltı yapacağım. Kendime bir sallama çay yapıyorum. Bir de dışarıdan kendime ayvalık tostu söyledim. Bayağıdır canım istiyordu. Hasta hasta dedim birazcık kendime. Şımartayım. Hızlıca bir kahvaltı yapacağım. Ondan sonra biliyorsunuz rutin yani işlere girişiyorum. Çok kusura bakmayın. Dün akşam çok öksürdüm. İlk defa bu şekilde öksürüğe yakalanıyorum. Hiç bu şekilde öksürdüğümü falan da hatırlamıyorum. Çocuklara zaten yapıştı gitmiyor. Yine garip bir gün ve gece geçirdim dün. Şöyle aslında sabah video çekmeye ben başladım. Ta ki Asya okuldan gelene kadar. Okuldan bir geldi. Paçaları sırılsıklam. Anne biz arkadaşımla suda zıpladık. Allah'ım dedim. İnşallah o çoraplar falan su olmamıştır. Tabii ki spor ayakkabıyla gitti dün. Çorapları sırılsıklam. Bir de hani gelişte de yapmamış. O şekilde derse girmiş. O şekilde. Durmuş orada. Ayakları buz. Hemen soydum onu. Ayaklarını peteğe yapıştırdım. Burada dedim bir saat duracak. Böyle başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Çok korktum. Çünkü aynı şeyi ben de yapmışım küçükken. Sedat Yüksel'e çekmiş. Evet ben de yaramaz bir çocukmuşum küçükken bayağı. Hatta böyle günlerce hastanede yatmışım. İdrar yolu enfeksiyonu geçirip. Hatırlıyorum halamlar falan gelip Seda'ya bakmıştı. Annem benimle hastanede kalmıştı diye hatırlıyorum. O zamanki tıpla mı alakalı acaba hani yine idrar yolu enfeksiyonu geçirilince günlerce hastanede kalınır mı onu bilmiyorum ama hani ciddi bir hastalıktı yani. Aklıma böyle hemen fırt 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 onlar geldi. Allah'ım dedim bu kız da bunları yaşarsa şimdi ben ne yapacağım yani. Tam konuşurken şarjım bitti hemen bir kil değişimi yaptım geldim. Ne anlatıyordum? Kızdım biraz. Dedim bir daha bu şekilde yaparsan hastalanacağım. Konuştuk telefonda. Dedim böyle böyle yapmış. Biz aslında bu hafta sonu Asya'ya bot alacaktık. Bot almaya gidecektik. Neyse dedi ben onun botunu alayım dedi. Aldı. Akşam gelirken ona bir bot aldı. Sabah da video çekmeye başlamıştım. O olaydan sonra ben de film koptu. Videoya devam edemedim. Hatta o kısmı eve geldiği kısmı biraz çekmiştim. Koyabilirsem onu koyarım izlersiniz. Kıvanç da birazcık sıkıntı yarattı uyku konusunda. Şöyle, dün birazcık geç kalktı. Saat 10 gibi kalktı. Gün içinde uyumadı. Uyumadı. Uykusu gelmedi. Uyutmayı denedim. Uyumadı. Sonra dedim tamam uğraşma dedim. Yani saat 8'de yatırırsın. Aslında biraz da bilerek o şekilde yapacaktım. Çünkü uykusu birazcık bir tık böyle geç yatmaya alıştı son zamanlarda. Hani dedim bütün gün uyutmayayım, erken yatırırım, erken kalkar. Hani bu şekilde belki düzene sokarım. Biraz da bilerek uyutmadım. Neyse akşam 8'de uyuttum Kıvancı. 15 dakika uyudu, uyandı. Böyle bir saat mırın kırın etti, ağladı falan filan. Sonra çocuk bir açıldı, saat 3'e kadar uyumadı. Ya bütün gün uyumadı. O uykusuzlukla 15 dakika uykuyla nasıl bütün geceyi geçirdi ben şok oldum gerçekten. Tabii ki sabah da saat 11'e geliyordu uyandığında. Bugün uyutmayacağım ama. Bugün erken yatıracağım. Umarım. Umarım sıkıntı çıkarmaz. Ama birazcık rahatsız olduğu için de yapıyorum. Boğazcı'ya götürmeyi düşünüyorum. Bir baktırmayı düşünüyorum çünkü. Olmayacak böyle. Asya bir saate kadar okuldan gelir. Ona bugün kurabiye yapacağım. Damla çikolatalı kurabiyeyi biz çok seviyoruz. Asya da seviyor. Ama bugün dondurma kaşığıyla yapacağım. Dondurma kurabiye diyorlar. İlk defa deneyeceğim bu şekilde. Bakalım nasıl olacak. Hatta beraber yaparız onu birazdan. Asya gelince sürpriz olsun istiyorum. Margarinimi çıkarttım. Şimdi birazcık oda ısısında duracak. Bu arada her margarinle bir şey yaptığım zaman, daha doğrusu ben sadece margarini, zaten alışverişlerimde de görüyorsunuz. Ben tereyağı kullanıyorum her şeye. Zaten ayda yılda bir en son kurabiye zaten ne zaman yaptığımı hatırlamıyorum bile. O zaman neyse şunları dolduracağım bu arada. Kahvemi, şekerimi çıkartacağım. Şunları bir doldurayım. Kıvanç. Yoğurmaya başlamadan malzemelerimi söyleyeyim. 200 gram tereyağı ya da margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı mısır nişastası, 1 su bardağı toz şeker, 1 yumurta, 1 paket vanilya, yarım paket kabartma tozu. Un eklemedim. Un da 3-3,5 su bardağı kadar falan. Daha sonra şöyle damla çikolata, parça çikolata ekleyeceğim. Sütlü çikolata. Ben bitterdense böyle sütlü çikolataları daha çok seviyorum.
daha acı geliyor bana. Yani bu şekilde daha fazla koyarsanız acı da olmaz. Böyle bol bol çikolatalı seviyorsanız. Bundan kullanacağım. Hamurum hazır. Şimdi fırınımı da çalıştırdım 170 dereceye. Şöyle tepsimi de hazırladım. Yağlı kağıdımı koydum. Ben bu kaşıkla şekil veremedim. Dolma kaşıklarının bir de hani böyle şu şekilde şey oluyor ya, başka bir mekanizması oluyor. Acaba öyle olanlarla mı oluyor? Neden olmadı bilmiyorum. Yapışıyor ve asla şekil vermiyor. Yani bunun asla olmaz. Neden olmadı acaba? Siz bir fikir verir misiniz bana? Ben de normal kurabiye şekli değil de şöyle biraz perişan kurabiye mi diyorlar, ne diyorlar? Bu garip bir yuvarlak değil de şöyle şöyle yapıyorum. Perişan olsun kurabiyelerim. Olmadı zaten ya. Ay sinir oldum. Bu arada hamurdan biraz arttı, hatta bayağı bir arttı. Böyle acil zamanlarda çıkarıp yapmalık güzel olacak. Hemen bunu buzluğa atıyorum. Mis. Sen de yiyecek misin? Tık tık tık. Pişiyor mu? Oğlum. Hayır, hayır, hayır. Lütfen. Hah, çıkarttın. Rahatladın mı? Pasaklı. Çorba içirdim ona. Üstü battı, hep değişecek. Kurabiyelerim pişti. Onları böyle bir borcama aldım. Kapağını kapatırız. Almak isteyen alır. Tekrar kapağını kapatır. Böyle pratik oluyor. Soğuduktan sonra pudra şekeri de dökebilirim. Bir tanesinin tadına da baktım. Gayet güzel. Kıyır kıyır olmuş. 10 tane bu. Aslı Tokan nerede? Kaçarlara koydum. Çıktı. Öyle mi durdun sen? Hmm. Şimdi kendime bir çay yapacağım boğazım yumuşatsın diye. Yine gıcıklanıyor. Boğazım. Bu arada bunu çok beğendim. Yani bence normal çay tadına, yani demleme çay tadına en çok yakın olanı bu. Çok lezzetli, içimde güzel, acı falan da değil. Bunu bayağı seviyorum. Demin dedi ki, anne bayağıdır makarna yemiyorum, farkında mısın? Evet dedim, aslında farkındayım. Bugün onu ben de fark ettim. Ne yapsam diye düşünürken acaba dedim makarna yapsam, bana gelmiş öyle diyor. Evet dedim, aslında bayağıdır yemiyorsun makarna. Yani İstanbul'a döndüğümüzden beri hiç yapmadım. Ki Asya bana iki günde bir yaptırır yani makarna. Olmadı böyle gece acıkır yaptırır falan. O yüzden. Neyse şimdi ona makarna yapıyorum. Ben hep yemek yapıyorum anne. Ama bugün öyle başka bir şey yapmayacağım sanırım. Sadece patates salatası yapacağım. Çorbam var, tarhana çorbası. Makarna yapıyorum. Ondan sonra bir de patates salatası yapacağım. Artık yemek işini falan yarın düşünürüm. Bugün biz böyle geçiştiririz. Aslı'yı ikna etmeye çalışıyorum. Saçlarımızı kestirelim diye. Daha doğrusu onun saçını kestirmek istiyorum. Çok uzun. Çok uzamış artık, böyle sırtını falan da geçmiş. Ama istemiyor. Tabii ki onun istemesi önemli ama ararken falan zorlanıyorum. Yıkarken aynı şekilde okula gidiyor falan. Ne bileyim, ben daha kolay olur diye düşünüyorum. Yani şöyle kısacık değil ama şuralarda falan. Ben de yine kat attırmak istiyorum saçlarıma. Birazcık böyle bir hava gelsin diye. Uçları falan da bayağı kötü durumda. Belki birazcık da kısaltırım. Böyle bir yenilenelim istiyorum. Hafta sonu bakalım. İkna edebilirsem tabii. Neyse, dün bir de şey anlatacağım size. Ay dün zaten bende film koptu. Bir Asya'nın olayı, bir de o yorum. Çileden çıktım yani, dün gerçekten çok şeydim. Hem üzgün hem sinirli hem böyle değişik hissediyordum yani. Şimdi dün söyledim ya, dünkü videoda sanırım, evet. İşte doğudaki bir okula hani bot mont falan yardımı yapılacak diye para topladık diye. Bir arkadaş demiş ki, keşke böyle yapacağınızda doğudaki çocuklara bir şey göndereceğinizde sokak hayvanlarına yardım etseydiniz. Onların daha çok ihtiyacı var. Bir şey rastlaşmamıştı, şu an hatırlamıyorum. Gerçekten ay böyle var ya, beynimden vurulmuşa döndüm. Ya dedim, bir insan bu kadar kötü olabilir mi? Bir insan bu şekilde nasıl düşünüyor? Bir hayvan beslemiyorum ama ben de hayvanları severim. Mesela bizim sitenin kedisi var. Sürekli bizim balkonumuzun
buraya geliyor. Ben yaptığım köfteden veriyorum. O gün ne yaptıysam veriyorum. Besliyoruz yani. Arada bazen mama alıyorum, onu veriyorum. Bir de şu açıdan bakıyorum. Madem bu kadar düşünüyorsun, al evinde besle. Sokakta açlar, üşüyorlar. Her türlü kötülüğe, pisliğe, şiddete açıklar. Herkes tabii ki yardım ediyor, elinden geleni yapıyor. Ama yani bunu düşünmek ya, saf kötülük ya. Saf kötülük yani, bu kadar olmaz. Bu kadar kötü bir insan nasıl olabilir bu düşüncede? Bilmiyorum, belki de dikkat çekmek için yazdı. Çünkü olmaz yani ya, olmaz. Ya sen ne yapıyorsun? Aa, hayır. Bir de bardakların içine bir şey atmaya bak bak. Sandalyeden düştü. Ay, kalbim çıkacak gibi ya. Of. En üstünden mi? Çıktı sandalyeye. Ben tam yani hızlı da yapmamaya çalışıyorum çünkü ben hızlı hızlı ona gidince daha çok şey yapıyor, panik yapıyor. Hızlı hızlı yapmaya çalışıyor, yapmaya çalıştığı şeyi. O zaman yavaş gitmelisin. O ne ya? Aslı niye böyle giyindin? Üstümü değiştireceğim dedin. Altında şort var bu arada. Göster şortunu. Niye böyle giyiniyorsun yavrum? Çok sıcak bir yarın. Eğleniyorum böyle. Sedat birazdan gelecek. Ben patates salatasına başlıyorum. Çok sıcak soyamıyorum. Sormasını bekleyemeyeceğim. O yüzden suyun altında açtım birazcık. Makinemi çalıştırdım, makinede çamaşır vardı. Bütün onları attım. Buraları bir düzenleyeceğim ama bugün çok fazla bir şey yapamayacağım. Yerleri tutmam gerek çünkü. Artık yarına kaldı. Arada lambam geldi. Dün geldi daha doğrusu ama daha açmamıştım. Kırık mı, çıkık mı hiç bilmiyorum. En yani kötü sade bir şey aslında bu da işte. Ama ben bu tarz aplikleri seviyorum. Tatlı duruyor böyle. Ne deniyor bundan? Top gibi olanlar hoşuma gidiyor. Ve orada güzel duracağını düşünüyorum. Neyse, sağlam bir yermiş çok şükür. Yalnız onu oraya takmak birazcık sıkıntı. Merdiven lazımmış. Böyle hani düz merdivenlerden. Nasıl olacak bilmiyorum, artık bir şekilde hallolacak. Aa, sana kıyafet getirecektim Kıvanç. Tipe bak. Çöpler atılacak bu arada. Birazdan atacağım onları. Şunları da atayım. Ya sen ne yapıyorsun? Ben sana kıyafet getirmedim. Bu kıyafet getireceğim sana. Kıvanç'ı uyutamadım. Oğlum. Uyumuyor. Yani şimdi diyeceksiniz dışarı çıkıp hava alması lazım falan. Ama o hasta... Dışarısı buz gibi, yağmur var. Gerçekten ciddi soğuk. Çocuk hasta, ben de hastayım. Kaldı ki ben onunla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Bak şu anda lambayı açıp kapatıyor.
Crunch. Birazdan tekrar deneyeceğiz. Umarım uyur. Crunch. Ben de çok geç olmadan kapanışı yapayım dedim. Hatta edite başlayacağım yani, ne olur ne olmaz. Nasıl bir gece bizi bekliyor bilmiyorum. Oğlum. Uyumayı düşünüyor muyuz? Ben artık burada veda edeyim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.